Günaydın sevgili seyirciler. İyi Ramazanlar dileyerek başlayalım. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve biz size zor bir konuyu anlatacağız. Aslında ne kadar zor olduğunu programda konuklarım anlatacaksınız. Bazen bizim damgalarımız sebebiyle de işin zorlukları oluyor. Hele eskiden hiç yanlarına yaklaşılmaz, işte konuşulmaz, zarar görülür diye bilinen bir konuyu uzmanlarımın çalıştığı ve teknolojinin yeni gelişimiyle aslında toplum içerisinde tedavi edilebildiğinde belki de dinlemiş olacağız. Şizofreniyi konuşacağız. Şizofreni tedavi edilir mi sorusunun cevabını program boyunca aramaya çalışacağız. Her başlıkta bunu yapmaya çalışacağız. Şizofreni konusunun tedavi edilmediği konusunda yaygın zaman zaman duyduğumuz bilgiler var ama İstanbul NP İstanbul Beyin Hastanesi gibi bir hastanede, yeni bir hastanede acaba şizofreninin tedavisi konusunda yeni gelişmeler var mı? Kongreler neler söylüyorlar? Bununla ilgili bilgileri de aktarmış olacağız. Sözü uzatmadan hemen konuklarıma döneyim. Sinem Zeynep Metin, hocam merhaba, hoş Merhaba, geldiniz. hoş bulduk. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi. Evet. Pırıl pırıl bir hastane, yeni Evet. bir hastane. Yeni ve İsim güzel bir de hastane. değiştim. Muhteşem. Gelenlerinde, ziyaretçilerinde, hastalarında hem otelcilik açısından konforunu sağlayan hem de tıbbın yeni imkanlarını, yeni teknolojileri sunan bir hastane. Orada büyük bir ekiple beraber hizmet veriyorsunuz. Bugün bizi de aydınlatacaksınız. Hoş Evet, geldiniz hoş efendim. bulduk. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, diğer konuğumu takdim etmek isterim sizlere. Yine Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman psikolog Dilara Aloğlu. Merhaba. Şimdi terapi meselesi önemli. Hep konuklarım anlatıyorlar. Bu benim işte 1000 küsürüncü program. Acaba şizofrenide terapi bir yere oturuyor mu? Yani terapi ihtiyacı oluyor mu? Ya da hangi evrede ne şekilde terapiye ihtiyaç oluyor? Siz şizofrenide olan kişileri mi terapi yapıyorsunuz? Yoksa aileyi de işin içine katmak önemli mi? Tedavi sonrasında idame takipleri, tedavileri falan gibi bir şeyler mi var? Onları da sizden duymak isteriz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, sorularınız olursa yönetmenim Erol Bey sizlere iletişim bilgilerimizi program sırasında zaman zaman zaten verecek. Oradan bize lütfen yazın. Hocam genellikle bir tanımlamayla aslında başlıyoruz. Şizofreni dediğimiz şey acaba nedir? Bazen halk arasında biz birbirimize kızdığımızda da söylüyoruz. Şizofren mi oldun oğlum filan diyorlar. Hani böyle bir ayrıklık, bugün öyle, yarın böyle filan olan durumlara da halk arasında kullanıyoruz ama bu işin hani tıp ne diyor buna? Yani daha doğrusu yeni gelişmeler var mı? DSM-5'leri vesaire filan duyuyoruz sizlerden. İşte yeni tanımlamalar geldi, işte alanlarda değişiklikler oluyor. Ama kadim olarak baktığımızda birine şizofren teşhisi koyuyor olmak ne demek? Neleri bir araya getirdiğinde siz ona evet bu tanıyla tedavi görmeniz gerekir, bize gelmeniz gerekir. Sizin durumunuz, bizim işimiz dediğiniz şey nedir acaba? Tabii şimdi önce şunu vurgulamak lazım. Şizofreni geçmişte bilindiğinden çok daha farklı bir hastalık artık, beyin hastalığı öyle kabul ediliyor. Nasıl guatr tiroidin hastalığıysa, şeker hastalığı, pankreasın hastalığıysa, şizofreni de beyinin hastalığı. Beyinde belli bölgelerde hormonal beyin kimyası ile ilgili düzensizliklerle giden erken dönem daha anne karnında geliştiği düşünülen, gösterilmiş belli çalışmalarla. Ergenlik döneminde de 20-30'lu yaşlarda da belirtilerin belirgin olarak açıkça ortaya çıktığı ciddi bir beyin hastalığı. Hocam genelde biz mesela askerlik sonrasında rastlıyoruz halk arasında gözlediğimizde. Ya da diyelim ki çok zor bir eğitim görüyor. Mesela meslektaşlarınızda da belki oluyordu. Yani Tabii. o doktoraların çalışmaya başlandığı, işte tezlerin hazırlandığı, bütün yoğunlukların verildiği bir dönem. İşte 20'li yaşlarda filan. Mesela çok iyiydi çocuk diyor. Askere gitti, geldi, başka bir şey oldu diyor. Ya da hayatın zorlayıcı bir olayıyla karşılaştığında ortaya çıkıyor. Bu gözlem doğru mudur? Bu Bir yere gözlem kadar doğru mu? Ya da hani aslında ve söylediğiniz gibi bagajda var. Anne karnında başlıyor. İşte genetik yanı var filan filan filan. O olay mı onu ortaya çıkartıyor? Orada mı bir patlak veriyor? Orada mı suyun yüzüne çıkıyor? Biraz o kısmı bizim Şimdi o zihnimize kısım netleştirir çok misiniz? önemli. Hastalığın süreci için çok önemli, takibi için çok önemli. Bu bir kere genlerle taşınan bir hastalık, doğuştan taşınan bir hastalık. Bazı uyuyan genler var. İlla bir önceki ailede, annede, babada görünmemiş olabilir. Uyuyan genler var ve gebelik döneminde belli etkenlere maruz kalmayla beyinde bir yapısal farklılık oluşuyor.
Ondan sonra ilerleyen dönemlerde, ama çocukluk kısmen iyi geçebilir, ortaokul iyi geçebilir. Bizim genelde son zamanlarda daha net bir şekilde gördüğümüz şey okul dönemi, lise döneminde ders başarısında düşüş, içe kapanma, arkadaşlarıyla görüşmek istememe, yalnızlığı tercih etme, sürekli uyuma ya da gece uyanık kalma, gündüz uyuma gibi çeşitli böyle hani kendi yaşıtlarına uygun olmayan davranış paternleriyle başlayan hastalık öncesi prepsikotik dönem dediğimiz bir dönem var. Bu dönemde fark eden dikkatli aileler bize getirdiklerinde, biz ona gerekli taramaları tabii yapıyoruz, hastanemizde çok geniş imkanlarımız var, yapabiliyoruz. Ve hani bir ön tanı koyduğumuzda hastalığın gelişmesini engelleyebiliyoruz gerçekten. Ama o askerlik dönemi dediğiniz genç erkekler için 20'li yaşlar, 20'li yaşların başlangıcı, kadınlar için biraz daha 30'lu yaşlara doğru hastalığın başlangıcı, belki doğumla birlikte hormonal değişiklikler ve ciddi strese maruz kalma tetikleyici olabiliyor, evet. Tirara Hocam, biraz sizden de ailenin gözleminin önemine ilişkin cümleleri duymak isterim. Şimdi Sinem Hocam anlattı. Çocukta bir değişim var. Hani normalin dışında bir değişim, ama genellikle artık yaşadığımız çağdaki yoğunluk ve işte internet bağımlılığımız, elimizdeki telefonlar, işte koşturmalar, telefonlar, bireylerin aslında birbirini çok da iyi gözleyemediğini gözlüyoruz. Maalesef. Değil mi? Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Maalesef öyle. Peki buna rağmen aile, yani çocuktaki hangi değişimden dolayı soru işareti koymalı ve hangi değişimden dolayı ya ben bunu Sinem Hoca'ya götüreyim, işte İstanbul'a gideyim, bir uzmana göstereyim ya da ne zaman demeli, yani hangi değişimler çarpıcı, dramatik? Biraz önce Sinem Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında bu hastalık çok sinsice ilerleyen bir hastalıktır ve genelde içe kapanmayla, işte o lise döneminde, lise çağlarında daha içe dönmesiyle, okuldaki arkadaşlık ilişkilerinin bozulmasıyla, okul başarısının bozulmasıyla birlikte ortaya çıkar. Genelde çocuk okula gitmek istemez, daha çok evden çıkmak istemez, hatta bazı zamanlarda çoğunlukla odasından çıkmak istemez. Daha kendine dönük, kendine yeniden bir dünya oluşturmuştur ve o dünyada yeniden bir değerler ortaya çıkmıştır. Genellikle o değerler korkular ve şüpheler üzerine olur. Bu tür hani daha içe dönük davranışları gözlemledikleri zaman hani böyle bir şey olabilir mi diye bir destek almaları ya da bir uzmana başvurmaları tabii ki de önemli. Genelde aileler kondurmuyorlar Sinem Hocam. Şimdi Dilara Hocanın söylediği yerden devam ederiz. Yani bizim çocuğumuz biricik, bizim çocuğumuz harika, bizim çocuğumuz prenses, bizim çocuğumuz prens falan. Öyle bakılır ya. Hastalık işaretleri veriyor aslında anlattığınız gibi. Evet. Ama nedense ebeveynler çocuklarına, yani hani bu da doğal bir şey midir tam bilemiyorum. Bunu kondurmuyorlar ve bir zaman kaybı da oluyor. Bu sizin açınızdan, yani tıp açısından baktığınızda bu davranış ve yaşanan zaman kaybı neye tekabül ediyor? Yani hayatta çok önemli bunun bedeli bir şey nedir efendim? Bunun hayatta çok önemli bir bedeli var tabii. Hastalarımızın hayatında çok önemli bir bedeli var. Şöyle ki, şimdi bir kere ailelerin şöyle bir durumu oluyor. Bu aslında lise yıllarında başlamıştı da biz bunu konduramadık gibi bir pişmanlıkları oluyor daha ilerleyen süreçlerde. Ağır hastane yatışları, tedaviler gerektiği zaman. O zaman gelseymişiz, daha farklı mı olurmuşuz gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Bazen fark edilemeyebiliyor gerçekten, kondurulamayabiliyor. Ama bir diğer önemli mesele, bu hani şizofreninin alışkın olduğumuz klasik belirtileri, işte sesler duyma, şüphecilik, takip edildiğini düşünme, bunlara biz pozitif belirtiler diyoruz. Bir de negatif belirtiler var. İçe kapanma, sosyal işlevselliğinde bozulma, arkadaş ilişkisi kuramaması, eş ilişkisi kuramaması, işte askerde ciddi stres altında ciddi sorunlar, çalışamama ve zihinsel belli beynin işlevlerini yerine getirememe, dikkat, muhakeme gibi. İşte bunlar o ilk hastalık döneminde ciddi olarak geriliyor. Aslında biz şu anda güncel tedavide o pozitif belirtiler dediğimiz kısmı çok iyi tedavi edebiliyoruz. Ama o ilk hastalıkla birlikte başlayan yıkım sürecini, bilişsel işlevlerdeki kaybı toparlamakta şu anda emekleme aşamasındayız. Dünya tıbbı olarak. Hocam bir iki gözlemim olmuştu benim. Hani işin terapi kısmı açısından sizden bir şeyler söylemek herhalde seyircilerimize de iyi gelir. Böyle bir durum oldu. Bu kişilerin elinde değil. İşte şu ebeveynlik döneminde başladı. İşte hocanın söylediği gibi genetik bir bagajla taşıma da söz konusu. Böyle bir çocuk dünyaya geldi ve fark edildi.
genellikle ailelerin kendilerini suçlamaya yönelik bir tavrı da görülüyor. Bu belli bir döneme mi ilişkin? Yani ortaya çıktıktan bir süre böyle mi devam ediyor? Ona da desteğe ihtiyaç var mı? Bizim kabahatimiz diyor ya. Biz ne günah işledik ki Allah'ım? Böyle bir şey oldu diyor. Ya da biz şöyle şöyle yapmıştık. Ben diyor babama çok kötü davranmıştım. Anneme de bakmamıştım. Neyse işte bir şey buluyor ve diyor ki bu çocuk bize bir ceza olarak verildi diyor. Bu böyle rastladığınız bir durum mudur? Böyle bir durum varsa nasıl bunu tolere ediyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz onlara? Tabii o genelde hani ailelerin yaşadığı suçluluk duygularıyla birlikte bunlarla çokça sıkça karşılaşıyoruz ama şizofreni hastalığı dediğimiz durum ebeveyn tutumlarıyla ya da kişilik özellikleriyle ilişkili bir hastalık değildir. Bunlardan bağımsızdır. Sinem Hanım'ın yine söylediği gibi genetik bir geçişi vardır. Hani illa birinci derece ailelerin etkilenmesi gerekmez. Daha ikinci, üçüncü dereceden aile üyelerinde de olabilir. Ya da beyindeki bir takım yapısal değişiklikler, o beyindeki kimyasal düzenin dengesiz olmasıyla ilişkilidir. Genelde hani bu tür durumlarda iyi bir psikoeğitim vererek, aileleri bu konuda iyi bilgilendirerek o suçluluk duygularını da azaltmayı hedefliyoruz. Ve bizim hani amacımız remisyon dönemine sokmaktır hastalarımızı. Yani hastalık dönemindeki semptomları yok olması, iyileşmesidir. Sonrası asıl önemli aşamadır. Hani biz ailelerle daha çok remisyon dönemine girdiğinde, hastalık belirtileri gerilediğinde sonrasında neler yapacak bu kişi, neler yapmalı, ne gibi sorumluluklar almalı, geri kalan hayatına nasıl devam etmeli gibi o sosyal işlevselliklerini arttırıcı bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bazen bazı durumlarda ailelerin çok yoğunsa bu suçluluk duyguları, onlara da hani gerekirse tedaviye yönlendirebiliyoruz aileleri de bireysel olarak. Sinem Hocam size iki şey soracağım bağlantılı olarak. Birincisi, nişanlılık dönemlerinde böyle bir hastalık işte varsa ya da ailede varsa bazen söylememeyi tercih ediyorlar. Evet. İşte flört dönemi işte ya da nişanlılık dönemi ilişki ilerleyici sırasında taraflardan birisi ailede farklılıklar gözlemeye başlıyor ve bir şüpheleniyor. Evet. Üzerine gittiği zaman da böyle bir durumun olduğunu öğreniyor. Şimdi böyle bir durumda büyük bir soru işareti çıkıyor karşısına. İlişkiyi sonlandırmalı mıyım? Yoksa devam etmeli miyim? Bizim çocuklarımız olduğunda ailedeki genetik o bagaj acaba bizdeki çocuklardan biriyle yürür mü diyor. Büyük bir soru. Evet. Bir taraftan da hani gelişmiş bir ilişki var. Duygular var. Onlar beslenmiş, geliştirilmiş bir aşka dönmüş. Ve aşk mı hastalık mı gibi bir şeye geliyor. İkincisi de evlilik oluyor. Ve bir çocuk dünyaya geliyor ve iki tarafında önemseyeceği bir durum var. Ama o güne kadar da gizlenmiş. Hatta genellikle işte ben artık bakamayacağım ya da böyle böyle olmayacak. Hani bir kız gelsin ondan sonra artık çocuğun işte oğlunun sorumluluğunu o götürsün falan gibi de özellikle de gizliyorlar. Bu Türkiye'de rastlanılan bir durum mu? Böyle bir durum olduğunda hem hastalığın tedavisi hem de bu durumla ilgili ayrıca bir tedavi mi gerekiyor? Nedir efendim buradaki durum? Şimdi tabii birkaç şeyi aydınlatmak lazım bu soruyla ilgili. Bir hastalık sadece bir kişide gen var diye ortaya çıkmıyor. O döneme ait bir işte viral enfeksiyon olabilir, ciddi bir stres olabilir. Çok sıkıntılı erken çocukluk dönemine ait travmalar olabilir. Sadece gen var diye hastalık çıkmıyor. Multifaktöryel diyoruz. Bu önemli bir şey. Yani bir kişide şizofreni geni çoklu var diye. Çoklu sebepleri olmalı, faktörler olmalı. Bu hastalık çıkacak diye bir kural yok. Bunu kabul etmek lazım. İkincisi kanuni olarak söylenmesi gerekiyor. Yoksa hani bilinmeden yapılırsa evlilik iptal oluyor. Geçerli değil. Ve hani belki vicdani olarak da söylemek gerekiyor. Bir üçüncü mesele bizim sık karşılaştığımız şey hastalık evlilik ve nişanlılık dönemleri ciddi stres yarattığı için kişide bir atak dönemi olabiliyor ve bu şekilde ortaya çıkması karşıdaki kişi için ciddi bir hani nasıl diyelim değerlendirme süreci olabiliyor. Bazı hastalarımızın nişanlıları, eşleri devam ediyorlar, bazıları da sonlandırmak istiyorlar. O kişinin kendisiyle ilgili bir değerlendirme. Hani ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ama başından bu kararı vermek yararlı her iki olur. Taraf için de daha az zarar verici oluyor.
Bir aile terapi desteği gerekir mi böyle bir durumda? Sinem Hocam bıraktığı yerden devam edecek olursak. Ayrılma kararında ya da devam kararında. Her ikisinde de. Çünkü ayrıldığında da belki ya yapmalı mıydım? Yapmalı mıydım acaba? Ya bunu bu sorumluluğu almam gerekir miydi? Biz bir yola çıkmıştık. Hayal kurmuştuk. Birbirimiz üzerinde de değil mi? Hayallerimiz, sevgilerimiz olmuştu. Bırakmış olsa bile bu insan içten içe kemiren bir şey de olabilir. Çünkü neticede sorumlu insanlarız ve bir varlığız. Her iki zamanda da bir destek vermek gerekir mi? Bir ilişki terapi desteği. Tabii ki dersiniz? Mutlaka destek vermek gerekir. Bizim buradaki zaten amacımız ilk önce bireysel olarak hastalara içgörü kazandırmak. Tedavi tamamlandıktan sonra şizofreni aslında sahip bireyler dışarıdan hasta olmayacakları, dışarıdan hasta olmadıkları belli olmayacak kadar iyi olabiliyorlar ve aslında işlerine de devam edebiliyorlar. Hani bu konuda bununla ilgili aileyi, eşi bilgilendirmek, hani ne gibi durumları tehlikeli olarak algılıyor, ne gibi durumları zararlı olarak algılıyor, onları netleştirmek ve aileyle de detaylı bir görüşme yapmak. Gerekirse hasta remisyon dönemi dediğimiz dönemdeyken onları çift olarak da görüp değerlendirmek, beklentilerini birbirlerine dile getirmelerini sağlamak tabii bu kararı vermelerinde oldukça etkili olabiliyor. Peki. Hocam biraz bu korku meselesini açmak istiyorum. Hı hı. Yani böyle de bir başlığımız var. Neden şizofreniden korkuyoruz? Yani aslında sizler varsınız, yeni imkanlar var, işte hekimlerimiz var, terapi seçeneklerimiz var, onlarca seçenek var, tedavinin yeni imkanları var, işte yeni hastanelerimiz var, sürekli kongrelerde bunlar konuşuluyor, vakalar tartışılıyor değil mi? Yani bununla ilgili bir bilgi geliyor. Bizim korkuyor olmamız ve genelde hani filmlerde, dizilerde de böyle bir karakter genellikle koyuyor olmamız filan. Nasıl bir şey? Yani acaba şizofreni korkulan bir hastalık mıdır? Yani o üçüncü sayfa gazete haberleri zihnimizde ne zaman atacağız? Yani bir cinayet olmuşsa bir şizofren cinayeti. İşte yine bir şizofren birini böyle yaptı. Ya bu sayısal baktığımız zaman, literatüre baktığımız zaman diğer cinayetlerle üçüncü sayfa haberlerinde şizofreniye yıkılan cinayetler gerçeği yansıtıyor mu gerçekten? Bir de bu korkuyu nasıl kaldıracağız ya? Ya da halen devam ediyor mu bu korku? Yani bu bir ön yargı tabii, yaftalama diyelim, damgalama gerçekten bundan kaynaklanan bir şey. Ben korkmuyorum şahsen, en korkmadığım insan grubu diyebilirim. Çünkü kendi dünyalarında yaşıyorlar. Hani o alevli dönem geçtikten sonra da sağlıklı normal insanlar nasıl ne kadar suç oranına sahipse onlar da ona sahipler. Fakat buradaki sıkıntı atak dönemlerinde kendilerini korku ve tehdit altında hissettikleri için bu tehdidin geleceğini düşündükleri kişiye karşı, bazen anne babası da olabilir, işte ne bileyim karşı komşu da olabilir, başka biri de olabilir, yani hiç tanımadığı biri de, televizyonda gördüğü biri de olabilir. Korkuyla ilişkili, korku ve tehdit algısıyla ilişkili bazen nadiren saldırganlık olabiliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Eskiden tedavisiz kalmış kişilerde, bireylerde daha sık görüldüğü için ve hani toplumda bunu zararı veren, korkuyu yaratan bireyler tedavisiz kaldığı dönemlerde belki bu hastalarımız olduğu için böyle bir algı var. Bu algının değişmesi zaman alacak ama artık o kadar eskisi kadar korkan ya da uzak durmaya çalışan ya da işte toplumun gerisinde tutmaya çalışan bir kitleyle çok karşı karşıya değiliz açıkçası. Biraz hoca yaftalama dedi. Hani o damgalama, stigmatizasyon dediğimiz şey. Yani sosyal olarak da yapıyoruz. Yani birinde farklı bir hareketler görünce aramızda ya o şizofren, aman dikkat et falan diyoruz ve kendimizi bir korumaya alıyoruz. Bu galiba gereksiz, hatta suçlayıcı bir şey hocanın söylediği göre. Biraz oradan devam edelim. Kesinlikle katılıyorum. Ben de kesinlikle şizofreni hastalığına sahip bireylerden korkmuyorum. Çünkü atak dönemleri, o akut dönem dışında dediğim gibi sizden, benden, Sinem Hanım'dan hiçbir farkları yoktur aslında. Ve işlevselliklerini de devam ettirebilirler. Tabii eskisi kadar verimli olamayabilirler. Ama yine de sorumluluklarını, yani bir takım sorumluluklarını yerine getirirler. Kesinlikle burada damgalama söz konusu olduğu için böyle bir korku, tehdit algısı var. Atak dönemi dışında korkulmaması gerekiyor derken atak döneminde de yine aynı şekilde. Şimdi alevli hezeyanları olabilir bu kişilerin atak döneminde. Hem bizim o pozitif belirtiler dediğimiz hem negatif belirtiler dediğimiz belirtilerin
pozitif kısmıdır bu. İşte bir takım halüsinasyonları olabilir, hezeyanları olabilir. Hezeyan çeşitlerinden de bahsedeceğiz. İşte kıskançlık hezeyanı olabilir, zarar görme hezeyanları olabilir. Eğer kişi zarar, ciddi bir tehdit algılıyorsa, zarar göreceğini düşünüyorsa, hani buna yönelik bir takım kendini korumaya yönelik önlemler alıyor. Ama bu sadece aslında o kişiye ve o gruba yönelik. Dışarıdan geçen herhangi bir insanın bununla hiçbir herhangi bir alakası olmuyor. Çünkü onlar tamamen kendi dünyalarında yaşıyorlar ve kendi dünyalarında yarattıkları o hayatı devam ettiriyorlar. Sinem Hocam, biraz zarar görme hezeyanlarından devam edelim. Böyle bir başlığımız var zaten. Evet. Kötülük ve zarar görme hezeyanları. Kötülük görme, zarar görme halüsinasyonları, işte hezeyanları, onu ne olduğunu da biraz açıklarsın. Yani niye hezeyan diyoruz biz? Yani hezeyanları var filan dediğimizde kişi her bütün hezeyanlar bir anda mı görülür? Mesela birinde kıskançlık hezeyanı, işte birinde saldırganlık, işte birinde kendini koruma, birinde başka işte büyüklük hezeyanı, bütün dünyayı ben yarattım, işte uçağı ben icat ettim, Amerika'yı ben yönetiyorum, işte bütün çipler benim tarafımda icat filan. Hani bir sürü hezeyanlar var. Biz biraz zarar görme hezeyanları, zarar gördüğünde kendi kapağına çekilir, odasını kilitler, kimsenin işte yaptığını yemez, kimsenin söylediğini kabul etmez gibi kendi içine daha çok dönük sosyal izolasyona doğru mu bir gidiş olur, yoksa bir karşı atak gibi mi olur? Yani o korkuyla da bağlanmış olalım en azından. Çok sık gördüğümüz şeylerden bahsedeyim. Hani paranoid hezeyanlar diyoruz. Paranoid hezeyanları ikincil olarak gelişen kişi etrafındakilerin ya da işte dışarıdan gördüğü herhangi birinin ya da karşı komşusunun kendisine bir şekilde zarar vereceğini düşünür. Algılar, bununla ilgili algıları çarpıtılmış algıları olur. Mesela karşı komşu ışığı açar kapatır, bana bir mesaj göndermeye çalıştı diye yorumlar bunu. Perdelerini çeker. Ya da işte annem beni işte bana zarar vermek istiyor. Aslında benim annem değil, onun yerine başkası geçti. Beni zehirlemek istiyor der ve aslında annesi olmadığını düşündüğü için onun yaptığı yemeği yemez gibi. Gerçeği değerlendirmenin, o olayla ilgili, o durumla ilgili muhakemenin bozulduğu, gerçeklik algısının çarpıtıldığı bir durum söz konusudur hezeyanlarda. Hocam, biraz da kendi kendine konuşmalardan bahsedeyim. Bu da bir etiketleme gibi oluyor. Kişi kendi dünyasında bir şey yazıyor, çiziyor, oturuyor ya da yapıyor, bir iş yapıyor. O sırada kendi kendine de konuşuyor. Kendine iltifatlar ediyor, kendine kızıyor ya da bir şeyler anlatıyor. Böyle durumlarda genelde oğlum sen kafayı mı yedin, şizofren mi oldun falan diyoruz. Kendi kendine konuşmaların ne kadar, hani biraz kendini sevmeye, kendi içsel konuşmalarıyla ilişkin, nereden sonrası ya bu tehlikelidir diyebiliriz. Kendi kendine konuşmak tehlikeli bir şey midir? Ama iyi bir şey gibi geliyor dışarıdan bakınca. Şimdi şöyle, bizim söylediğimiz bir pozitif belirti vardır şizofrenide, bir negatif belirti vardır. Yani o negatif belirtiler daha çok içe çekilmesiyle, o sosyal izolasyonla gerçekleşirken, pozitif belirtilerimizde kendi kendine konuşma olsun, işte kötülük göreceğini düşünme olsun, halüsinasyonlar, hezeyanlarla, bir takım o anlamsız konuşmalarla devam eden bir süreçtir. Kendi kendine konuşması şöyle, hani dezorganize bir düşünce olduğu için, düşünceyi etkilediği için bu hastalık ve bir takım sesler duyduğu için, o sesler de kişiye yönergeler ya da komutlar verdiği için kişi onları gerçek algılayıp onlarla konuşuyor tabii ki de, onlara cevap veriyor. Hatta bazı kişiler bu işitsel halüsinasyonların yönergelerine de uyum sağlarlar. İşte hani kendini... Çok uç bir örnek olacak belki ama kendine sen eğer kendine zarar vermezsen diğer insanların hepsi zarar görecek diyen sesler olabilir. Ve kişi böyle bir sürece yönelebilir. Hani bunlar oldukça tehlikeli olduğu için zaten bu akut dönem durumlarının kesinlikle ve kesinlikle iyi bir tedavi sürecinden geçmesi gerekiyor. İşitsel halüsinasyonların yanı sıra hani daha nadir gördüğümüz diğer halüsinasyonlar da var. Görsel halüsinasyonlar, koku alma halüsinasyonları, tat halüsinasyonları, dokunma halüsinasyonları gibi. Hani bu kısımda birazcık daha böyle organik bir araştırma yapmak gerekiyor. O konuyla ilgili belki Sinem Hanım daha detaylı bilgi verebilir ama psikiyatrinin yanı sıra birazcık daha o biyolojik kısma yönelmek, hani oranın bir sorun var mı yok mu orayı da bir denetlemek iyi olacaktır. Bazı hocam orada çünkü... buna cevap verirken kişi kendi gördüklerini ya da duyduklarını, yani görsel ya da işitsel halüsinasyonların halüsinasyon olduğunu, hezeyan olduğunu
ne zaman kavrar? Yani evet böyle bir ses duyuyorum ama bu sesin gerçek bir ses olmadığını, beynimden gelen bir ses olduğunu, beni duyduğum halde çocuğumun duymadığını, eşimin duymadığını, doktorumun duymadığını biliyorum noktasına ne zaman gelir? Ya da bu tedavinin önemli bir aşaması mıdır? Evet. Biraz oradan biraz tedaviye de girmiş olalım. Bu tedavinin önemli bir aşamasıdır. Tedavide bu alevli dönem dediğimiz akut psikotik dönem diye tanımlıyoruz biz o dönemi. Bu sesler duymanın işte hezeyanların çok yoğun olarak yaşandığı alevlenme döneminden sonra bir aylık bir tedaviyle genel olarak bir buçuk aylık bir tedaviyle bu yatışma sağlanabilir, iyileşme sağlanabilir ve biz hep şey deriz. Bu dönemde kendisine ya da başka birine zarar verme riski varsa, ilaç tedavisine uyum göstermiyorsa kişinin mutlaka hastanede bulunması gerekir. Hastanede kapalı psikiyatri ortamında bulunması gerekir. O bir buçuk aylık süre bittikten sonra 6 aylık bir yoluna koyma dönemi vardır. Peki, tedavide ayrıntıları almak da isterim. Yönetmenim bize süremizi de bildirecek birazdan. Hı hı. Hocam bir büyüklük hezeyanları var. Garip sesleri duyma, hı hı. anlamsız sesleri duymayı konuştuk aslında. Hı hı. Yani o anlamsız sesleri ve garip sesleri duymak başkasının duymadığı ve kendisinin duyduğu sesler. Hı hı. Bazen komut şeklinde galiba onlar oluyor değil mi? Evet. Şuna git şöyle yap. Bu senin çocuğunu hı hı. kaçıran kişi. Aslında şu anda onun işte eliyle tutup götürdüğü çocuk. Onun gerçek çocuğu değil, bu senin çocuğun filan gibi şeyler olabilir. Evet, yani garip olabilir. Dediğimiz böyle şeyler olabilir. Ama bunların... Genelde basittir ama. Genelde işte söylediğinizi tekrar eder ya da ne yapmanız gerektiğini söyler. Banyo yap der, elini yıka der, işte oraya git der. Basit sesler. Kolay uyulabilecek komutlara, komut sayılabilecek durumlar anladığım kadarıyla. Garip sesleri de böylece konuşmuyoruz. Hocam bir de büyüklük hezeyanları var. Yani bunu konuşmak keyifli geliyor aslında insana. Bazen daha sık rastlıyoruz. Diyor ki işte bakıyor böyle işte diyelim ki kuşlara. Bu diyor işte peygamber meleği diyor. Yani bana vahiy getiren. Diyor. Ben hani öyle bir gençliğimde rastlamıştım. Martılara bakıyor tebessüm ediyor. Niye tebessüm ediyorsun dedim. Sen görmedin mi dedi. Gördüm dedim. Evet dedi sen de gördün işte bak. Bana mesajları getiren bu dedi. Halbuki işte Cihangir'de oturuyoruz. Her dakika Martı'yı görüyoruz zaten. Ama o gördüğü Martı'ya başka bir anlam yüklemişti ve kendisine mesaj getirdiğini filan anlamıştı. İlk böyle şizofreni denebilecek karşılaştığı ve ürktüğüm olaylardan birisi buydu. Şimdi büyüklük hezeyanları. Ben diyor peygamberim diyor. Henüz açıklamadım ama diyor. Dünya diyor ben diyor görevi almadan kurtulmayacak diyor. Ben işte Mehdi'yim diyor, Mesih'im diyor. Mesih'im kültüre diyor, göre evet. bir şey söylüyor. Ya da işte kadınlar Mesih'e gebeyim der, evet. Mesih'i doğuracağım der, kadın hastalarımıza sıkça bu da galiba tutacak. İnançlarımıza ve kültürümüze göre de şekil değiştirmiş olsa bile bu sık rastlanan hezeyanlardan birisi midir hocam? Görür müsünüz? Tabii bunu görüyoruz ama hani şizofreni hastalarımızdan daha ziyade bipolar bozukluk hastalarımızın psikotik mani dönemleri oluyor. Onlar da daha belirgin olarak görebiliyoruz büyüklük hezeyanlarını ama evet şizofreni hastalarımızda da var. Onlarda da görüyoruz. Biraz tedavi hocam konuşalım dilerseniz. Tedavisi var mı? Mesela en son söylediğiniz lafı lütfen bize başta söyleyin. Bir rahatlayalım seyircilerimize. Yani bu tedavisi olan, tedavi başarısı sağlanan, ayaktan tedaviyle eğer yetinilmezse işte çalıştığınız yerde olduğu gibi işte hani yatış katları olan ve yeni konforlarla, imkanlarla hastanın hastalık onurunu, insanlık onurunu da zedelemeden, hani dokuya saygılı hekimlik falan diye duyduğumuz, kişinin kişiliğine saygı da duyan aynı zamanda. Evet, onun bir hastalığı var ama o bir insan ve kişiliği, değil mi, duruşu olan bir şey. Yani böyle suçlu muamelesi görmeyen, hastalık konforuyla ona yardım edilen bir hastanede çalışıyorsunuz. Evet. Gözlediğim bu. Tedavi imkanları, tedavi seçenekleri, ayaktan tedavi, olmazsa yatarak tedavi, bunun işte süreçleri, ailenin katılması, alınan sonuçlar, zaman zaman tedavi sonrasındaki alevlenmeler, bunu terapiyle kişinin ya da ailenin gelişini hissediyor olması, tekrar hekimiyle hastanesi irtibata geçmesi gibi durumlara da cevap veren tedaviyi biraz böyle ayrıntılı anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi önce şunu netleştirelim. Bu bir hastalık, bu bir kişilik özelliği değil. Zeka ile alakalı bir durum kesinlikle değil. Bir hastalık ve tedavisi olan bir hastalık. Burada hastalarımızın hasta yakınlarına sıkça sorduğu soru bu tekrarlayacak mı? Evet, tekrarlama ihtimali var. Bu gerçeği göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve ona göre koruyucu tedaviyi planlamamız gerekiyor. Alevli dönem gelir. Alevli dönemde biz tedavimizi veririz. Tamamen iyileşme olur. Tamamen o korkular, şüpheler, kaygılar, işte görüntüler, sesler gider.
geriye bir takım işte negatif belirtiler dediğimiz belirtiler kalır. O dönemde ne yapabiliyoruz? Bir, işte hastalığa yönelik içgörüyü arttırmak ki hastalık tekrarlamasın. İki, bizim hem üniversitenin, Üsküdar Üniversitesi'nin hem hastanenin işbirliğiyle yapılan çok değerli bir rehabil dediğimiz bir çalışma var. Bu bilişsel yetilerdeki kaybı iyileştiren bir tedavi. Bu remisyon dönemi sağlandıktan sonra rehabil, rehakom dediğimiz bilişsel onarım tedavileri yapabiliyoruz. Üçüncüsü, geriye kalan bir takım hezeyanlar olabilir, böyle çok basit çekirdek şekilde. Onlara yönelik de bilişsel davranışçı terapiler dediğimiz terapi yöntemleri var. Hiçbir zaman için biz bu hastamıza ilaç verelim, ilaçla bunu bastıralım, ondan sonra işte etrafa zarar vermeden hayatına devam etsin gibi bir hedefimiz yok. Amaç o kişiyi olabildiğince işlevsel kılmak, geri hayatta var edebilmek. Bazı hastalarımızda çok çok iyi sonuçlar oluyor. Doktor olan var, işte avukat olan var, hayatlarına devam edebiliyorlar. Yani her meslekten kişide bu hastalık ortaya konabilir. Çıkabilir tabii ki. Bu bir hani garibanlık hastalığı falan değil. Değil. Hani bir hastalık sınıf seçmiyor. Sınıf seçmiyor. Seçmiyor. Yani entelektüeller de bu hastalıkla değil mi maruz kalabiliyorlar. Tabii ki de olabilir. Ama söylediklerinizden anladığım tedavi edilebilir yanı var. Tedavi aslında edilebilir. Korkmamak gerektiğini söylüyorsunuz. Etiketlemek yanlış şimdiye kadar yaptık ama bundan işte kurtulmak lazım. Aile desteğini de biraz aldıktan sonra biraz yine tedavi ayrıntısını almak isterim. Bu durumda ailenin desteği nereye oturur? Yani diyelim ki Sinem Hocam'a geldiler. Lefe İstanbul Beyin Hastanesi'nde şu önemli imkanlar sunuyorsunuz. Terapi desteği de önemli. İşte belli bir süre yatışı var. Toplantıları var, vizitleri var, işte hocalar görüyorlar, Nevzat Hoca görüyor, diğer hocalar görüyor. Güzel, ortam güzel. Peki burada ailenin yeri neresi Dilara Hocam? Yani nereye konumlandırıyorsunuz aileyi? Şimdi tam olarak şöyle, aslında akut dönem dediğimiz dönemde hastalar hastalıklarının farkında olmadıkları için bizim orada ilk önce amacımız hastayla bir ilişki kurmak, güven ilişkisi kurmak ve daha sonra işte bazı test ve tetkiklerin de sonuçlarıyla birlikte, biyolojik kanıtlarla birlikte bir hastalığın olabileceğini çalışmak. Biz buna içgörü diyoruz. Hastanın hastalığının farkında olması diyoruz. O içgörü aşamasını çalıştıktan sonrasında hastalık semptomlarının hangilerinin belirtilerin hangilerinin hastalık semptomu olduğunu da ayırt ediyoruz. Ve hani o akut dönemde yine hasta hastalığının farkında olmadığı için burada birazcık fazla sorumluluk aslında aileye düşüyor. Ailenin de hastalığı çok iyi bilmesi, hastalık semptomlarını iyi bilmesi, yine bu tür hastalığa sahip bireyler ilaç kullanımından kaçınabiliyorlar. İyi olduklarını düşünebiliyorlar. Hani birebir değil belki ama uzaktan tedaviye uyumlarını gözlemlemeleri ve onları sosyal işlevsellik anlamında sürekli olarak teşvik etmeleri, eve kapatmaları, ortamdan kalabalıktan uzak tutmaları değil ama daha çok insan içerisine çıkarmaları. Yine bizim hastanemizde sosyal hizmet uzmanları bu aşamada devreye giriyorlar. Yani onların neye yatkınlıkları var, neler yapmaktan keyif alırlar, biz bunları keşfedip sosyal işlevselliklerini arttırmaya yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Bu aşamada ailenin tabii ki de en büyük desteğini almak, ailenin bu anlamdaki desteği, bilgisi bizim için çok önemli oluyor. Hastayla birlikte hastayı tedavi ederken aynı şekilde aileye de zaman ayırarak onlarla da çalışmak gerekiyor. Hocam biraz saksıdaki ilaçları konuşmak istiyorum. Hastanede tabii bu olmuyor çünkü sürekli tahlilleri falan yapıyorsunuz. Yani kandaki değerini falan görülüyor. Yani yeni imkanlar sağlıyorsunuz hastaya. Eskiden hani bir işte ordurumuz var, işte ilaç takibiniz var, eczaneden alıyorlar, evde takip ediliyor, ilaçları kullanılıyor. Bir ay sonra bir daha görüyorsunuz, ilaçların hiçbir etkisi yok. Değiştiriyorsunuz, dozunu arttırıyorsunuz, bir ay sonra geliyor, yine hiçbir etkisi yok. Yani bir şey olması gerekir, en azından bir yan etkisi falan olması gerekir. Ama işte ilaçları alıyor, suyu üstüne içiyor, eşi çıktıktan sonra alıyor, işte saksıya bırakıyor. Biraz ilacın etkisini eskisine göre nasıl takip ediyoruz? Yani o kişinin gerçekten ilacı kullanıp kullanmadığını, kullandıysa metabolize etme durumundaki diyelim ki alıyor ama vücudu ilacı kullanmıyor, metabolize ediyorsa ya da kanda biriktiriyorsa, size neler diyorsunuz buna bilmiyorum. Biraz o ilaç kullanımı konusu hem ailelerin görmesi hem de gerçekten kan içerisindeki ilacın ne kadar tutulduğu ve işte emilimi nasıl olduğunu biraz oralardan bahseder misiniz? Tabii şöyle, biz hani yatan
hasta kısmında 3 yıldır birlikte çalışıyoruz aslında bizim kapalı servisimizde. Dilara ile ben şimdi başka bir göreve geçtim. Gene aynı bünyede ama 3 yıl boyunca takip ettiğimiz hastalarda hemşire hanımlar ağzına attıktan sonra ilacı kontrol eder, bir içti mi yuttu mu diye. İkincisi haftalık ilaç kan düzeyi takibi yaparız. İlaç kanında var mı? Gerçekten kontrol ettiğimiz gibi içmiş mi? Nasıl yapıyorsunuz o takibi hocam? Hani ben o ayrıntıyı aslında duymak isterim. O ayrıntı şöyle. Hastamızdan ilacı içmeden kan alıyoruz ve kanda ileri teknolojisi olan laboratuvarlarımız var. Kanda ilaç kan düzeyine bakıyoruz. Hani var mı gerçekten? Tedavi edici düzeyde mi? Tedavi edici aralıkta mı? Yoksa hani çok nadiren oluyor ama hasta bizi kandırmış da ilacı gerçekten çöpe mi atmış gibi bir şeyimiz var. Yani, hani, kan tahlili. Yapıyoruz. Bazı durumlarda hastalarımız yani birçok durumda gerçekten ilacı içtiği halde görüyoruz ki mesela ilacın kendisinin kan düzeyi düşük, metaboliti çok yüksek. Diyoruz ki burada başka türlü bir şey var. İlacı muhtemelen hızlı metabolize ediyor. Bir sürü ilaca dirençli hastalarda da artık ileri tetkik ilaç genetiğine bakıyoruz. Tabii kişinin genetiğine bakıyoruz. Hangi ilaca uyumludur, değildir diye. Burada bu kişiye özel tedavinin bir anlamı var mı hocam? Mesela A kişinin tedavisi böyle olmalı, B kişinin tedavisi böyle olmalı. Çünkü sizde kişiye özel tıp, kişiye özel tedavi gibi böyle kavramlar da var, evet, değil mi hocam? Şöyle, yani psikiyatri hiçbir zaman maalesef hani 2-2-4'tür diye bir kural yok. Bizim için her hasta bir kendi özelinde bir hastadır ve onu iyice tetkik etmemiz gerekir ve o kişiye uygun tedaviyi vermemiz gerekir. Bu ilaç düzeyiyle de alakalı, alması gereken psikoterapiyle de alakalı, aile terapisiyle de alakalı, dört koldan değerlendirilir ve o kişi için en uygunu neyse. Zaten ben mesela son Türk Psikiyatri Derneği'nin yaptığı bir kongre vardı. Oradan Harvard'dan bir değerli profesör Türk Dost Öngür geldi. Onun konuşmasının temel şeyi de buydu. Mesajı da buydu. Artık ilaç vererek biz bu işi çözemeyiz. Kişiye uygun manyetik uyarım tedavisi olabilir. İşte psikoterapiler olabilir. İlaç dozunu kan düzeyiyle iyi ayarlamak olabilir. Artık kişiye uygun bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bize üniversite öğrencisi geliyor, sınav dönemi. Hastalık atağıyla geliyor. Hastalık atağı bittikten sonra ilaçlar da kimyasal sonuç itibariyle belli bir dozun üzerine çıktığında kişiye bazı yan etkileri de olabiliyor. Ve artık dersimi çalışamıyorum, dikkatimi odaklayamıyorum diyor. Ona başka yöntemler denemek gerekiyor işte. Evet. O yüzden hocam, ailenin buradaki Sinem hocamın söylediği, diyelim ki ilacı metabolize ediyor zannediyoruz. Ama hiçbir etkisi yok. İlaç işte saksıya gidiyor ya da işte çöpe gidiyor. Şimdi aile gereğinden fazla. Hemşire hani ilacı gerçekten aldım diye bir ağız kontrolü, dil kontrolü yapıyor ama aileler bunu yapmakta bazen çekinebiliyorlar. Yani karşı taraf bana güvenmiyor musun diyor, ilişkiyi bozuyor. Yani hakikaten çocuk muamelesi görmüş oluyor. Günde 3 kez eğer ilaç kullanıyorsun, 3'ünde de bir işte dil kontrolü falan yapıyor olmak problemli. Orada nasıl çözmek lazım o olayı? Yani yattığı süreçte zaten biz bunları kontrol etmek zorundayız. Hani onlar bununla ilgili herhangi bir alınganlık yaşamıyorlar ama taburculuk sonrası süreçte sorumluluğu hastaya veriyoruz. Ailelere de bununla ilgili detaylı bir bilgilendirme yapıyoruz. Hani uzaktan gözlemlemelerini, tabletlerinde ilaçlar eksildi mi eksilmedi mi onları kontrol etmelerini söylüyoruz ama bir sonraki kontrollerinde zaten yine bu ilaç kan düzeylerine bakılıyor ve hani ilacın kanda yeterli olmadığı görüldüğünde aslında almadığı anlamına da geliyor bu. Bazı hastalık belirtileri de hemen ilk başta ilk ilacı almadığında ortaya çıkmayabilir ama birkaç gün sonra yine hastalık belirtileri de ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda yani yine hekimsel bir bilgi olacak ama bazen depo iğnelerde yapabiliyoruz hastalara. Evet. Çünkü zaten şizofreni dediğimiz hastalıkta amaç nüksü engellemek, nüksü önlemektir. İlaç kullanımına uyum sağlamasını, amacımız ilacı kullanmasını sağlamak, bir daha tekrardan bir atak geçirmemesini sağlamak. Çünkü her atak bir de hastada bilişsel bir yıkıma da sebep oluyor. Ne kadar çok atak geçirirse aslında kişi olarak, kişi bazında bu onun için bir dezavantajdır. Hastalığı hani tümüyle yok etmek değil, maalesef böyle bir şey yok ama hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmak, bir de hastalık belirtilerini tekrardan ortaya çıkmamasını sağlamak bizim burada da amacımız. Benim hocam buradan anladığım, her ikinizin de Dilara hocanın da Sinan hocam sizin de anlattıklarınızdan
şizofreni tedavisinde bir işbirliğinin şart olduğunu anlıyorum. Evet. Hı hı. Yani burada hekimin yapacağı bir şey var, ilacın evet. etkisi var, hı hı. psikoloğun yapacağı var. Hatta sosyal çalışmacı dediniz, hı hı. onun bir konumu var. Ailenin yapacağı, hastanın yapacağı. Ailenin yapacağı kişi var ve bir de galiba kişinin kendi sorumlulukları evet. var. Hı hı. Ve belki de üçüncü halkanın, yani işte dayının, teyzenin ya da işte o amcaların falan da olayı bilerek ona göre yapmaları gerekiyor. Bazen onlar bilmeden... tedavi sabote de edebiliyorlar. Evet. Ya oğlum yıllardır gidiyorsun işte bu filan gibi oluyor. Hani destekleyici, gereksiz bir destekleyici durumda oluyor. Bunun böyle olduğunu anlıyoruz. Bu tedavi tek başına olan bir şey değil. Değil. Bir işbirliği geliştirilmeli evet. ve bu işbirliğindeki bireyler, üyeler görevlerini yapabiliyor olmalılar. Evet. Doğru anladım değil mi hocam? Kesinlikle. Evet. Burada önemli bir nokta bazı durumlarda hasta tedavi olmak istemese de ailelerin yaptığı en ciddi hata bu oluyor. Hastayı tedavi etme mecburiyetimiz var. Evet. Aileye de ait bu sorumluluk, bizlere de ait. Hani yasalar bu sorumluluğu ve hakkı tanıyor aslında. Bazı durumlarda kendisine de başka birine zarar verme riski varsa ve tedavi uyumu yoksa gerçekten rızası, isteği dışında tedavi etmek gerekiyor. Yani sonradan bize kötülüğü olur işte ya da işte hayır, buna olmuyor. Üzülür hiç vesaire falan gibi şeyler düşünmeye gerek yok. İstem dışı yani hastanın evet. istemi dışı yatımlar oluyor. Evet. Sizin galiba ona göre formlarınız var tabii değil de. Mi? Tabii düzenlemeleriniz var, yasal durumlar tabii, var. Yasal ona göre de alıyorsunuz. Yani çoğunlukla şu noktaya geliniyor genelde. Hani hasta istemeden yatıyor, yattığında ailesine, yakınlarına kızgın oluyor ama tedavi olduktan sonra, iyi bir tedavi aldıktan sonra aile üyelerine de bizlere de iyi ki yatmışım, iyi ki buradayım. Tabii. Peki, çok teşekkür ederim. Tedavi seçenekleri çok, TMO'yu söylediniz, uzun konuşamadık ama manyetik uyarım tedavisi evet. ve başka seçenekler de var. Hı-hı. Ama hastaneye muhakkak gelmesi gerekir, tedavi ve evet. yatışı önemli bir durum. Evet. Bu durumda yatmak önemli ve buna uygun önemli imkanlarınız, evet. imkanlar sunuyorsunuz. Evet. Ve ciddi, konforlu bir seçenek olarak da NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde Hı-hı. öneriyor. Sizlere zaten bu işi yıllardır yapıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için Sinem ederiz. Hocam. Yalan hocam sağ olun. Efendim haftaya biz tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Haftaya takıntı çeşitlerini konuşacağız. Çok önemli bir konu. Tekrar iyi Ramazanlar ve iyi bir hafta sonu dileyerek huzurunuzdan ayrılıyoruz. Kendinize iyi bakın. Şizofreni hastalarına da lütfen iyi davranın. İyi günler efendim.